Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Efendim 2021 yılından beri ekranların tek yurt dışı eğitim programı Ebru Doğdu ve Güler Taylan Akar ile eğitime hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Hatta yorgunluğumu anlamayacak kadar heyecanlıyım. Neden yorgun olduğumu söyleyeyim. Çünkü bugün bu yayın için sadece bir günlüğüne İngiltere'den Türkiye'ye geldim. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık programımız o kadar iyi gidiyor ki konuklarımız genelde İngiltere'den geliyorlar ve bugün ayarlayabildik tarihlerimizi. Yine İngiltere'nin en iyi liselerinden birisinin uluslararası öğrenci direktörü geliyor. Yani bu ne demek? Bizim çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu okullardaki müdürler geliyor. Efendim siz bir bakın bakalım hangi okulmuş, kim gelmiş, biz de son hazırlıklarımızı yapalım. Birazdan görüşmek üzere. Ekranların tek yurt dışı eğitim programı Ebru Doğdu ile eğitimde bu hafta yine İngiltere'nin en iyi liselerinden biri konuşulacak. Mill Hill International Okulu Uluslararası Direktörü Emma Jennings Ebru Doğdu ile eğitimde. Az sonra. Efendim tekrardan merhaba. Söylediğim gibi artık bundan sonra galiba bu hep devam edecek. İngiltere'den böyle liseler, aynı üniversiteler, temsilcileri değil mi? Hep evet. Gelecekler. Seni görmek çok güzel. Seni bir günlüğüne de olsa. Kuş misali uçtun evet, geldin. Evet. Hoş geldin. Ama çok değer bu bölüm evet. Gerçekten. Çünkü çok beğendiğimiz bir okul evet. Biliyorsun. Evet. Efendim İngiltere'nin en iyi okullarından Mill Hill Okulu ve Mill Hill International Okulu'nun Uluslararası Öğrenci Direktörü Emma Jennings bizimle şu anda. Ben sorularımı İngilizce soracağım, Güler de soracak ama çeviriyor olacağız sizler için. Efendim, hi. Hi, how are you? I'm good, how are you? Yeah, I'm good, thank you. So it's so nice to see you again. Yeah, it's nice to be here. Okay. It's your first time, isn't it? Yeah, first time in Istanbul, first time in Turkey. Oh, okay. İlk kez İstanbul'a ve ilk kez Türkiye'ye geliyor ve düşünün ki bizler için geldi efendim. Bu çok gurur verici bir şey. Evet. Can you tell us about yourself for a bit? Yeah, my name's Emma. I work for the Mill Hill Education Group. Mm-hmm. I'm the Director of International Pupil Recruitment. Mm-hmm. I've worked at Mill Hill since 2017. Okay. İsmi Emma Jennings, biraz önce söylemiştim. Uluslararası Öğrenci Direktörü ve 2017'den beri bu okulda bu görevde bulunuyor kendisi. First of all, welcome again, Emma. Thank you. Family watch us, watch our program. Yeah. And even I, as education counselor, I have sent a lot of students already to you. Yeah. But also, I am a mother. Yeah. I have this experience as well. Yeah. So I would like to ask you, why do you think, or why what you can say to the families who are actually watching us right now, why they should choose UK as high school destination, yeah. And why Mill Hill? Okay, so just a minute, should I explain the question first. Şimdi ilk sorumuz şu. Neden İngiltere'de lise? Ve neden özellikle bu okul? Şimdi Güler Hanım da hem bir eğitim danışmanı olarak hem de bir anne olarak bu soruyu yöneltiyor efendim. Evet. Yes. Okay, so the British education system, as you know, is well known throughout the world. Yes. We have a very good system in which not only the academic side of life is celebrated, yes, but we celebrate drama, the arts, we celebrate sport. Mm. We have a very good co-curricular program that runs alongside the academic program. And we are trying to prepare young people mm-hmm. for 21st century living, to be global mm-hmm. citizens. Maybe that will be in England or in any other city that they choose to live in the future. Hmm. Evet, şimdi neden İngiltere, neden bu okul diye sorduğumuzda şunu söyledi. Tabii İngiliz eğitim sistemi ve müfredatı dünya çapında çok beğenilen ve aranan bir müfredattır. Biz sadece akademik olarak öğrenciyi değerlendirmeyiz. Sadece akademik olarak başarılı diye hani onu böyle bir bütün olarak görmeyiz. Biz aynı zamanda sanata, spora değil mi? Hı hı. Bir sürü alana da kıymet veriyoruz ki İngiltere'de mi yaşar? Daha sonra evet. Bir global insan olup hı hı. Dünyanın başka yerlerine mi gider? Hani özgür olsun, global insan olsun diye yetiştiririz diyor. Evet. Aslında çok güzel bir cevap. Evet. Neden İngiltere? Evet. Neden İngiltere'ye çok güzel bir cevap ve genel anlamda İngiltere'deki yatılı okulların genel mantığı da bu.
Biz de bunu bu şekilde anlatıyoruz. Evet, yani global evet. insan kendi ayakları üzerinde dursun. İstediği her ülkede yaşayabilsin. Yaşayabilsin. Evet. Ama tabii ki sonradan konuşacağız gerçi. Müfredata da geleceğiz. Evet, i̇şte o müfredatın çeşitliliği de çok evet, önemli. Evet, ona geleceğiz. Ama evet. öncelikle bence şuraya tekrar dönelim. Hı. Neden İngiltere dedik ama neden bu okul? Şimdi ona gelelim. Evet. We have just talked about why UK. Yeah. Why Mill Hill? Mill Hill. Okay, we're very lucky in Mill Hill. We have two senior schools. Mm-hmm. We have Mill Hill and Mill Hill International. Mm-hmm. They both offer different programs. So hopefully across the two schools, we have a program that suits every type of international child. Yeah. We are very lucky with the location of the school. We are 30 minutes from the centre of the city, in zone 4 of London. But when you're at the school, you don't feel like you're in London at all. We have a fantastic campus with lots of great facilities. Burayı Türkçe söyleyeyim. Şimdi hakikaten de kampüsü sen de gördün. Neredeyse 100 hektar. It's around like 100 around 150 acres. Yeah. So, yeah. And inside of the campus, you have everything, like the boarding houses and the school. Yeah, so everything that the pupil needs is on campus. Mm. So we have dining room, we have different boarding houses, and we've got an on-site swimming pool, sports center, the different classrooms, science laboratories, everything that they need. They have just there. Yeah. Şimdi Mill Hill Eğitim Grubu iki okuldan oluşuyor. Bir tanesi Mill Hill, öbürü Mill Hill Uluslararası. Birisi 1800'lerde kurulmuş Mill Hill. Mill Hill International 2015'te kurulmuş. Şimdi diyor ki bizim avantajımız bu okulda uluslararası her öğrenciye hitap edebiliyoruz biz. Hı-hı. Öbür avantajı da şu, onun da özellikle altını çiziyor. Okul Londra'da. Ama öyle bir yerde ki Londra'nın o keşmekeşinde değil, yani o böyle telaş yok. Evet, evet. Çok güzel, yemyeşil, harika bir yerde. Hatta sizler için çok da emek veriyoruz. Şimdi bunu kanıtlayacağız yine tekrar Güler'le beraber. Çünkü bu anlattığımız, şimdi biz buradan anlatırız. Her şey çok güzel deriz. Ama velilerimizin ve öğrencilerimizin gözü kulağı olmak için o liselere de gideriz efendim. Evet, yine gittik. Daha önceki liseyi de ziyaret ettiğimiz gibi. Bu liseyi de sizin için ziyaret ettim. Yine yurdu, lokantası, bahçesi. Ha, özledim vallahi şimdi bakalım. Hepsini gördük. Hatta bir de çok cici bir kızımız ile röportaj yaptık. Bir Türk evladımız bu okulda okuyor. Bu yıl daha gitmiş. Bir de o röportajı izleyelim ki şu söylediklerimizi bir de gözünüzle görün. Buyurun efendim. Yine İngiltere'nin en iyi liselerinden birindeyim şu anda. Mill Hill International Campus'u burası. Ama bir de Mill Hill School var. Ve yanımda Uluslararası Öğrenci Direktörü Emma Jennings var. Stüdyoya gelmeden önce ben onu burada ziyaret ettim. Ve soruları önce burada sordum. Çünkü kampüsü de görmenizi istiyorum. Şimdi kendisine bir takım sorularım olacak. Mill Hill School 1807 yılında kuruldu. Mill Hill International'da 2015. Yani çok iyi bir okul. Yine çok memnun kalacak velilerimiz ve öğrencilerimiz eminim Güler'cim. Hi Emma. Hi. What would you like to say about the school? What would be the first thing you would want to like emphasize about Mill Hill? So we are a day and boarding school in Northwest London. Mm-hmm. We're in zone 4. Mm-hmm. So I would say that the pupils at our school get the best of both worlds. Mm-hmm. They live and learn in a very green, safe, clean campus. Mm-hmm. But we have the capital city just on our doorstep. So the location of the school is fantastic. Şimdi ilk ne söylemek istersin dedim okulun özelliğiyle ilgili. Hani ilk altını çizmek isteyeceğin şey ne olur? Dedi ki öğrenciler Londra'da 4. bölgede okuyorlar. Yemyeşil, yani gerçekten Londra'da kampüsü olan okul çok azdır, bakın bu çok önemli bir şey. Kampüs çok güzel, yemyeşil ve çok güvenli ama Londra'dayız. Yani düşünün, çok yakın her yere öğrenciler. Yeah. We welcome children from all over the world. Mm-hmm. They can join us in year 9.
They can join us in year 10 for a two-year GCSE programme, or they can join us in year 11 for our one-year GCSE programme. The students have the opportunity to study lots of different subjects in English, and there's lots of extra support built into the curriculum for them to ensure that they're not only learning the subject content, but they're also learning the English that's needed to be successful in that subject too. Öğrenciler 9. sınıfta gelebilir, 10. sınıfta gelebilir, GCSE yapabilir, 11, 12. Müfredatı uluslararası olduğu için öğrenci burada okuduğu zaman aynı zamanda üniversitede de istediği ülkeye başvurabiliyor. I just added something to what you said. Okay. I said, you know, because of the curriculum, when they graduate from this school, Mill Hill International, they can apply to any country for their university education. They can. After their time at Mill Hill International, they have lots of different options. We hope that the majority of the pupils go on to Mill Hill School to study A-levels, but we will help them with whatever their next step could be in their education, if that's in England, or if it's back at home, or if it's at a different country. USA, Canada, they can apply anywhere, We will do whatever we can to help them with that next step. Şimdi öğrenci Mill Hill International'a geliyor, yani uluslararası öğrenci kampüsüne geliyor. Ondan sonra A-Level'da Mill Hill School'a geçmesini biz diyor çok öneriyoruz. Orada zaten onları hangi ülkeye başvuracaklarsa lise bittikten sonra, yani İngiltere'de biliyorsunuz 12 ve 13 A-Level'dır, sizi üniversiteye hazırlarlar. Üniversiteye, Amerika'ya, Kanada'ya nereye başvuracaksa ya da İngiltere'de kalacaksa biz zaten onları ona göre hazırlıyoruz diyor. Okay, in this beautiful weather, let's talk about summer. Okay, perfect. Evet, bu harika havada yaz aylarını konuşalım mı biraz diyorum. Çünkü yaz programı gerçekten bu okulun çok güzel. What would you like to say about the summer programs? So, when our academic year finishes at the end of June, we then run our own summer school program for 2 to 8 weeks during July and August. The program is for 12 to 17 year old boys and girls, again from various countries around the world. We offer two different programs for the children. One of them has a more academic focus, one of them has more of a sports focus, but at the center of everything they do is English in the mornings. They then do a program of creative arts, so they do music, dance, drama and art. They then divide into the academic programs where they look at mathematics and science. The sports pupils do a range of different sports in the afternoons. We offer a full activity program in the evening. The majority of the activities that we do are at school. So we do things like disco, British quiz, karaoke. But again, we like to make the most of the location. So we take the pupils off-site too. We go to the cinema, we go bowling, we go to the theatre, and we offer two full day excursions per week. So the Thursday one is again is always into central London, but they'll do something different every time they go. And then we also take them to Oxford, Cambridge, Warwick Castle, Stratford, and we go to the Harry Potter studios, which are not too far away either. It's a fantastic opportunity for children to get a feel for what life at Mill Hill might be like. And then lots of them go on to apply for a longer program once they've sampled the summer school program. Şimdi biz hep Güler'le neyi öneriyoruz? Eğer İngiltere'de lise okumak istiyorsanız öncelikle onun yaz okuluna gitmek çok iyi bir fikir. Yani burada o yaz programını öğrenci yaşadığında, işte bu kampüste kaldığında, bu yurtlarda kaldığında, "Aa, ben burayı çok sevdim, daha uzun bir programa kalabilirim" diyor. Yaz okulu programında da yine işte bir akademik bölüm var, bir de spor ve eğlence bölümü var. Yani gündüz ve tabii ki hepsinin center'ında, yani ortasında İngilizce. Yani esas hedef o ya. Gündüz İngilizce dersleri sabahtan, akşamüstü spor yapabiliyorlar. Seçtikleri aktiviteleri yapıyorlar. Aynı zamanda sinemaya gidiyorlar, bowling yapıyorlar. İşte 2 gün gezileri var. Londra'dalar zaten. O yüzden bence Mill Hill'in yaz okulu programı için bize
hızlıca çünkü gecikiyoruz artık. Ebru Doğdu Official ve Güler Taylan Official'dan muhakkak ulaşın. Thank you for all the information. You're welcome. Okay. No problem. Şimdi ben hep şunu söylerim, biliyorsunuz Güler de aynı duygular içerisinde. Şimdi ben bu okulun temsilcisiyim. Yanımda da direktörü var. Tabii ki iyi şeyler söyleyeceğiz. Güler de stüdyoda ve ben de tabii ki iyi şeyler söyleyeceğiz ama öğrenci ve veli dinlemek her zaman çok güzeldir ya. Geçen bölümlerde biliyorsunuz velileri davet etmiştim. Şimdi içeriden bir öğrenciyle konuşacağım. Bakalım o ne söyleyecek. Haberi çocuktan al derler ya, ya da işte birinci ağızdan al. Şimdi yanımda çok tatlı, gencecik bir kızımız var. İngiltere'de okuyor. Ben hep büyük bir sevgiyle karşılıyorum bu aslında cesareti diyelim. Yani anne babadan ayrısın, kardeşler varsa ondan ayrısın ve yurtta kalıyorsun. Bence bu küçücük gençler aslında büyük ruhlar taşıyorlar, olgun ruhlar taşıyorlar. Onlardan biri yanımda. Deryacığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Yani evet, gidiyor. İyi gidiyor mu? Evet, bayağı güzel. Ya çok güzel. Peki adını, soyadını, yaşını, ne zaman geldiğini ve kaçıncı sınıfta olduğunu bir alabilir miyim? Derya Karakaya. İşte İstanbul'dan geldim. 10. sınıfım şu an. İlk yılım. Yılın başında geldim yani. Tam olarak ne kadar zaman olduğunu bilmiyorum ama. Öyle, evet. 10. sınıf, yani bu okula girmek için bir takım sınavlardan geçtin. Değil mi? Onunla, yani kabul aldığında sevindin mi? Evet, çok aslında. Yani sonuna kadar düşünmüyordum hani bu kadar yapabileceğimi. Çünkü İngilizcem mükemmel değil aslında. O yüzden İngiltere'de güzel bir okula geleceğimi hiç düşünmedim. Sonra bir anda bana evet deyince böyle ooo falan oldu. Güzel. Çok sevindim. Kardeşin var mı? Yok, hiç. Tek çocuksun. Aa, anne baba evet. Ne durumda? Anne baba vallahi iyiler. Katlanıyorlar evet. Diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gizliden ağlıyorlar. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Yani annem şey, gizli değil. Gösteriyor. Gösteriyor. Bayağı evet. Ağlıyor. Babalar hep gizli ağlar. Baba evet. Babacığım. Ama özlediğini söylüyor tabii de ama hiç böyle. Çok sık gidip gelebiliyor musun? Evet. Aslında Türkiye'deki okuluma göre burada daha çok tatilimiz var. Daha çok hani yurt dışında olduğumuz için anne babalarımızı görmemiz için hemen yani 8 haftada bir. Evet, öyle bir şey. Evet, evet, evet. İşte bu son haftamız mı? Yok, bir tane daha hafta var. Sonra Türkiye'ye geri dönüyorum zaten. Yani işte o sık sık gitme yardımcı oluyor bence. Evet, değil evet. Mi? Çok iyi. 8 hafta burada derslerine odaklanıyorsun. Sonra hop tatil, yine gidiyorsun annenin babanı görüyorsun evet. Ve geliyorsun. Peki, en çok sevdiğin şey ne İngiltere ile ilgili? Bizim okuluyla ilgili mi? Evet, yoksa okulla ilgili de olabilir. Bizim okulda işte zaten en şey bütün yerlerden hani bütün ülkelerden olan insanlar, farklı farklı insanları tanıyabiliyorsun. Mesela ben Japon insanlarla çok iyi konuşuyorum. Çok seviyorum Japon insanları. Hiç Çin görmedim. Buraya bir geldiğimde böyle bir okulun yarısı Çin olduğunda böyle çok şaşırdım. İnsanların hani farklı farklı nasıl davrandıklarını görüyorsun. Çok beğeniyorum bunu. Hani. Peki İngilizcen nasıl? Hemen gelişti mi? Evet. Gerçekten şaşırdım ama böyle İngiltere'de olunca böyle önündeki herkes İngilizce konuşunca yavaş yavaş katlanıyorsun. Evet. Şu an mesela bayağı kolaylaştı. Yeni sözcükler öğrenmeye başladım. Kelimeler. Derslerin nasıl? Kelime sorunu var. İngilizce'de çok fazla farklı farklı zor zor kelimeler olduğu için biraz zorlanıyorum ama şu an daha iyi olmaya başladı. Ama daha ilk yılın ya. Evet. Ya zaten yılım. Hani o geçecek hepsi. Hepsi geçecek. Yani ben Türk öğrencilerin başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizler zor bir programdan geliyorsunuz. Hani Türkiye'de çok ödevler veriliyor falan evet, ya. Evet. Burada çok ödev var mı? Burada bir program var. Çünkü benim okulumda program yoktu. Hoca ne zaman ödev veriyoruz deyince ödev veriyorlardı. Burada bir ödev programı var. Mesela pazartesi günü sadece coğrafi, business ve İngilizceden ödev alabilirsin. Onun dışında başka kimse sana ödev veremez. Yasak. Ve bunu biliyorsun. Evet, yani bunu bize veriyorlar. O yüzden de biliyorsun. Pazartesi bu gelecek. O yüzden zaten hemencecik, hızlıca yapabilirsin. Ve fazla ödev vermiyorlar ya. Her şey normal. Çünkü bizim ödev zamanımız var. Okuldan sonra 1,5 saat, 6.30'dan 8'e kadar.
Tamam. Eğer yurtta kalıyorsan 6.30-8'e kadar odanda ödev yapman lazım. 3 tane ödev zaten 30, evet. 60, 90. Evet. Evet. Okey, süper. Neyi sevmiyorsun eğer sevmediğin bir şey varsa ya da neyde en çok zorlandın? Neyde en çok zorlandım? Yani benim için hep matematik zordu. Ben okay. Yani matematiği zor yapıyordum, olmuyordu. Bir de burada İngilizce kelimeler olduğu için zaten daha da zorlaştı. Biraz matematikte zorlanıyorum. Benim için hala zor geliyor. Ama burada mesela matematik soruları deyince daha çok paragraf değil. Mesela hani Türkiye'de olduğu gibi böyle yeni sorular oluyor ya, büyük paragraflar, içinde böyle bulmaya çalışıyorsun, anlamaya çalışıyorsun. Burada daha çok direkt soru veriyorlar ve senden cevabı istiyorlar. Bayağı kolay. Ama tabii zorlanıyorum. Biraz zorlandım. Evet, evet. Okay. Peki yemekler? Yemekler? bizim okul işte international olduğu için bazen Çin yemekleri geliyor, bazen Hindistan yemekleri geliyor. Çok farklı farklı tür yemekler geliyor. Ve bazıları için bu iyi bir şey. Hani yeni yemekler, yeni kültürler tanıyorsun. Ben tabii ki herkes bütün yemekleri yiyemez. Bazıları sevmezsin. Mesela ben acı yemek sevmem. O yüzden Hindi yemeği, Hindistan'dan olan yemekler benim için yani o kadar da çok güzel değil. Oluyor. Evet, çok acı oluyor. Evet. Ama hep bunu yemiyorsan şunu alabilirsin. Yani çok seçenek var. Seçebiliyorsun. Okay. O yüzden kolay. Yani oluyor. Ay çok teşekkür ederiz Zarya. Gerçekten o kadar çok veliye ve öğrenciye ışık oldu ki bu anlattığın. Çok da seri, ne kadar güzel anlatıyor ya Allah'ım. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın gerçekten. Çok teşekkürler tatlım. Çok merhaba. Evet, görüyorsunuz değil mi? Gençler pırıl pırıl. Hepsinin yolu açık olsun. Şimdi sizi bu gençlerin kaldığı yurtlara, yani nerede uyuyorlar bir bakalım, bir de nerede yemek yiyorlar. Hadi. Herkese merhaba. Küçücük kaldım değil mi ekranda? Çünkü okul çok büyük, inanılmaz güzel ve ben donuyorum. Ama sizler için buradayım. Şimdi biraz önce Mill Hill International'daydık. Yani uluslararası öğrencilerin olduğu. Burası Mill Hill School. Buraya da gelebiliyor uluslararası öğrenciler. Ama İngilizcelerinin çok iyi olması lazım. Şimdi bu binayı gezeceğiz. Yurtlara gideceğiz. Bir de yemekhaneye. Hadi gelin. Yemekhaneye gidiyoruz. Kodu öğrendim. Ama size söyleyemem. Çok güzel. Çok güzel kokular geliyor. Karnım da acıktı bugün. Evet, öğrenciler burada yemek yiyorlar. Mill Hill binasının şu anda yemekhanesindeyiz. Ve biraz önce Derya'nın da anlattığı gibi farklı yemekler çıkıyor her gün. Yani bir gün işte Çin mutfağı, bir gün Hint mutfağı, İngiltere'de çok meşhurdur. Yani her ülkeden yemekler çıkıyor ama o gün bir tek onu yemiyorsun. Yani mesela diyelim ki Hint yemekleri çok acı geliyor olabilir. Başka bir seçeneğe yönelebiliyorsun demişti Derya. O yüzden bence çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim bence en kıymetli bölüme geldik. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de anne ve babalar çocuklarının nerede uyuyacağını çok merak eder efendim. Bizim için önemlidir. Şimdi Mill Hill yurdundayım. Gördüğünüz gibi iki kişilik bir oda. Yine her zamanki gibi çalışma masaları var. İkisi de böyle oturabiliyorlar. Dışarıda yine harika yemyeşil bir manzara. Tertemiz ve sıcacık, yani o çok önemli. Şimdi burada bir bilgi vermek istiyorum. Sadece 12 ve 13. sınıf, yani A-level yapacak öğrenciye tek kişilik oda verilir. Onun dışında İngiltere'de bu hep böyledir. Çünkü sağlıklı olan da budur. Çocukların bir arada kalması. Ya 3 kişilik odaya denk gelecekler ya da 2 kişilik odaya denk gelecekler. Ve bu seçerek değil, yani hangisi denk geliyorsa ona göre odada kalacaklar. Ancak ve ancak oda arkadaşıyla çok ciddi bir sorun yaşarsa tabii ki çocukları ayıracaklar. Ama önce sorunu hep çözmeye çalışırlar.
çözemiyorlarsa ayırırlar. Gördüğünüz gibi efendim yine sizler için bu Londra havasında ve bu güzel günde burada okulu gezdik. Çünkü biz sevgili partnerim Güler Taylan Akar ile velilerin gözü ve kulağı olmak istiyoruz burada. Onlar tabii ki gelip her okulu gezecek halleri yok. O yüzden de Ebru Doğdu ile eğitim hala ekranların ilk ve tek yurt dışı eğitim programı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi sizin gözünüz ve kulağınız olmaya devam ediyoruz efendim. Harika bir kampüs. Çok güzel. Çok güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz eğitimciyiz. İngiltere'de her yer yeşil arkadaşım. Her yer güzel. Yani öyle yeşilmiş, kampüs güzelmiş falan filan. O bizim için yeterli değil. Evet. Değil mi? That was wonderful by the way. You know, to see you that day and to see that student especially. She was lovely. Yeah. And the location is amazing. Yeah, the children really benefit from living, learning in a clean, green space. Mm-hmm. But then they have everything that the capital city has to offer. So close to the school. Yeah. Şimdi en büyük avantajı tabii okulun şu. Genelde Londra'da okulların kampüsü bu kadar büyük olmuyor maalesef. Bina oluyor falan. O yüzden diyor ki evet, hem çok yeşil bir alandalar. Ama bir yandan da hani Londra'nın o bütün etkinliklerine katılabilecekleri de yakınlıktalar. Ama tabii biraz önce de altını çizdiğim gibi. Yeşillik ve lokasyon bir okulun iyi olduğunun göstergesi olarak yeterli değildir. Bir de ne önemlidir tabii ki? Akademik başarı çok önemlidir. Evet. Sıralamadaki yeri çok önemlidir. Evet. Öğrenciye vermiş olduğu olanaklarla birlikte öğrenciyi sahiplenmesi de çok önemlidir her açıdan. Evet. Evet. Yani o zaman müfredata mesela bir bunu konuyla ilgili soralım. Evet. Çünkü Türkiye eğitim sisteminden farklı. Bazen ailelerimize de anlatırken aradaki farkı detaylı anlatıyoruz. MLS, we talk about the grading system and you know the curriculum, how the students are actually getting these points and the grade. Yeah, so the system is different in England to the system that you have in Turkey, from what I understand. We don't concentrate just on a final exam. There are different elements that make up the final assessment. That could be coursework. Some of it could be project work. Some of it could be exam-based. But it's a more holistic approach to education, I would say, a more all-round offering. Where we can, we keep the subjects practical. So in science, they'll be doing lots of different experiments. In art, and design and technology. They make things, they build up a portfolio of work which is entered for the final exam also. We work very hard with the students who don't speak English as their first language. And as well as teaching the subject content, we're also ensuring that their English is improving at the same time. We offer lots of extra help and support. And we put them on the path to success very quickly. As soon as they arrive at the school, we find out what their interests and aspirations are and we help them to meet those interests and aspirations. Şimdi tabii burada en çok şunun altını çiziyor. Uygulamalı dersler çok önemlidir ya. Yani yapmak önemlidir. Aslında insan yapınca çok güzel öğrenir. Yani işte sanatta ya da ilgi duydukları herhangi bir alanda portfolyolar hazırlatıyoruz ve her öğrencinin ihtiyacını öğrenci okulumuza gelir gelmez belirliyoruz ve hatta ihtiyacının ötesinde becerilerini de belirleyip ona göre hayali her neyse ona ulaşmasını sağlıyoruz diyor. Müfredatla ilgili senin de eklemek istediğin bir şey var mı? Hani velilerine söylediğin genelde. Tabii şey, the co-curricular activities are also so important. Maybe you can actually just name a little bit what they are. So we know that the academic side of school life is important to everyone, parents, pupils and teachers. But what we offer outside of the classroom is important too. So we have a list of maybe about 200 different activities that the pupils can choose from. They could be sports activities, they could be community-based activities, or they could be academic workshops. What we hope we can offer
is the opportunity to continue with something that interests them from home, something that they've already done and that they know that they enjoy, but also give them the opportunity to try something new while they're with us. Try something that maybe they've never tried before. Şimdi akademik olarak evet, yani akademik başarı öğrenci için de, veli için de, bizler için de çok önemli. Ama bunun dışında ekstra aktiviteler olarak 200 tane ekstra aktivitemiz var diyor. Ve öğrenci hangisine ilgi duyuyorsa onu seçiyor. Biz şunu istiyoruz, yani okulun dışında da sevdiği bir şey yapmaya devam etsin ve biz o konuda da ona destek olalım. Değil mi? Kesinlikle. I was gonna just give the example of my son, Cengiz, yeah. When he started. He even did cookery for a year. Yeah, and it was so professional way, twice a week. Yeah. And he really learned quite good things about, you know, everything. So that's also very important. Important, yeah. Güler Hanım'ın da oğlu İngiltere'de okurken işte bu aktivitelerden yemek yapmayı seçmiş ve çok güzel yemek yapmayı öğrenmiş mesela bir yıl boyunca. Ya aslında mesele şu, hani uzmanlar da söylüyor ya, öğrenci endorfin salgıladığında öğrenir. Yani endorfin de mutlu olduğunda salgılanıyor. Yani dolayısıyla bu çocuklar aktivite yapmak ve uygulamalı dersleri o yüzden çok önemsiyorum ben. We're talking about one of the psychologists that came as a guest said one day that students learn when they release endorphins. Okay, so when can you release it? When you're happy, yeah. And cooking is so therapeutic, isn't it? And we also, it's a way to celebrate and share each other's cultures, each other's food. We want the children to be healthy and happy while they're with us, and when they're healthy and happy, that's when they learn best. Yeah. Öğrencilerimizin hem mutlu hem de sağlıklı olmasına çok önem veriyoruz. O yüzden de bu şekilde onlara uygulamalı dersleri yaptırtıyoruz diyor, değil mi? Maybe we can also ask about the numbers of the student in main school and the international. Yeah. Because on the international they are actually having more one-to-one attention than the main school. Yeah. So Mill Hill School has around 886 pupils in total. The average class size is 22 to 24. When an international child applies to Mill Hill, we presume that they can cope in a classroom which is predominantly British children. Obviously, they get the help from the teacher as well. At Mill Hill International, the picture is slightly different. In total, we have 145 students, and the maximum class size is 12. So for those students that need extra help with their English, the international school provides a very nice environment. The children are taught in maximum class sizes of 12. They get lots of extra help from the teacher, and the teachers are ensuring that their English is progressing as well as their subject knowledge. Şimdi bu eğitim grubunda iki okul var demiştik. Biri Mill Hill, biri Mill Hill International. Mill Hill International'da 145 öğrenci var şu anda ve sınıf sayısı 12. Çünkü İngilizcelerine çok önem veriliyor. Bu konuda çok destekleniyorlar. I forgot the number for the Mill Hill. 886. Okay. Öbür tarafta 886 öğrenci varmış. Yani aslında gördünüz biraz önce de kampüs devasa, muhteşem ama içeride her öğrenciyle tek tek ilgileniliyor. Onun garantisini ben de verebilirim. Güler de verebilir. Evet. Çünkü Güler'in de oğlu orada okudu. Şimdi esas çok önemli bir konu. Evet. Şu anda Nisan ayındayız. Evet. Yani Mart'ın sonu, Nisan artık aralığında yaz okulları çok önemli. Tam artık gecikmek üzereyiz. O yüzden hızlıca yaz okulları için başvurun lütfen Ebru Doğdu Official, Güler Taylan Official'a. Özellikle bu eğitim grubunun yaz okulunu dinleyeceğiz şimdi. Hemen hızlıca soralım ki bütün detayları alabilelim. Do you want to talk about the summer schools a little bit again? Biraz önce aslında konuştuk ama yine ben altını çizmek istiyorum. Evet. Yani okulda da konuştuk ya ama burada da bir söylesin istiyorum. Tabii. Yeah.
So we have two different programs that run in July and August. Mm-hmm. Once the academic school year has finished, the programs start. The two programs are English Plus and Intensive Academic. Mm-hmm. Both programs have English at the heart of the program. They do 15 hours a week of English in the mornings. The program is then complemented by creative arts. Mm-hmm. So they do a rotation of music, dance, drama and art. Mm-hmm. Those pupils on the academic program do mathematics and science. Mm. And those that choose the English Plus program do multi-sports. Mm-hmm. Both programs have a full evening entertainment program. Mm-hmm. So every evening there's a different activity. Mm-hmm. It could be an activity on site at school, things like disco, karaoke, British quiz. But we also like to take them off-site too, to make the most of the London location. Mm-hmm. We go to the cinema, we go to the theatre, we take them bowling. There's something to do from breakfast until bedtime. Mm-hmm. We offer two full-day excursions per week. The Thursday one, again, is always into central London, but they'll do something each week. And the Sunday one is to a different city of cultural interest. So we go to Oxford, we take them to Cambridge, Brighton, Warwick Castle, Stratford. And we're very lucky that the Harry Potter studios are just close by as well. So we go there during the summer. It's a very popular destination. Onu diyecektim tam. Harry Potter'la bitirdi ya hikaye. Orada tabii muhteşem bir hal aldı. Harry Potter harika ama ben ufak kızımı götürmüştüm en son yeni stüdyolar. Gerçekten her giden öğrencinin gitmesi gerekir. Evet. Şimdi efendim Milhi'nin yaz okulu Temmuz-Ağustos aralığında. Minimum 2 hafta gidebiliyorsunuz. Ve fiyatını da söyleyeceğim. It's 2950, isn't it? Yes. For 2 weeks. 2950 pound. Şimdi burada hem bir İngilizce bölüm var. Yani ikiye ayırabiliriz yaz programını. Bir akademik İngilizce. Bir de sanat spor. Yani çocuk matematik ve fen görmek istediğinde o programı seçiyor. Bir form geliyor size. Ama eğer spor, dans, işte sanat, o tür şeylerle ilgilenmek istiyorsa öbür programı seçiyor. Ama sabahtan diyor akşama kadar, yatana kadar meşgul tutuyoruz. Yani bu bana geliyor bu soru. Hani hocam hiç boş vaktimiz var mı? Biz işte kampüsten çıkabilecek miyiz falan, öyle bir dünya yok. ama hep eğlenceli. Yani Londra'da olduğu için zaten diyor inanılmaz aktivitelere katılıyorlar akşamları. Yani aynı zamanda sadece Londra değil diğer başka şehirlere de 2 gün gezileri var. Ve çok da güvenli bir kampüsteler. Bu arada şeyde öneriyoruz hep değil mi? Yaz okulu gidip belki orada bütün yılı tamamlayan öğrencilerimiz de var. Yani önce ben bir okulu göreyim, seversem kalayım. Fakat sizin için şöyle bir şey daha yaptık sevgili partnerim Güler Taylan Akar. Dedi ki oradaki öğrencilerle konuştuk. Bir de şimdi yeni kayıtlar var, bir de onlarla konuşalım dedi. Ve yine röportajlar yaptık. Şimdi de onları izleyelim bakalım. Merhaba, ben Güler Taylan Akar. Bugün ofisimizde Emma Jenik var, Milhi School'dan ve bir öğrencimiz var. Çok kısa bir sohbet yapmak istiyoruz. Önce ben başlayayım Ali, heyecanlı mısın? Heyecanlı tabii ki. Evet. Nasıl karar verdin? Bana bir onu anlatsan çok sevinirim. Arkadaşım vardı bir tane, liseye gitti, üniversite lise için Oxford'da. Orada çok mutlu olduğunu söyledi. Ben de bir bakayım dedim çünkü üniversite için İngiltere istiyordum. Ondan sonra baktım, sizi bulduk, konuştuk ve liseye, üniversite için gittik ama liseye gidiyorum şu anda. Ay, harika, harika. Emma, would you like to go from here? Yeah, and how did you decide to choose Mill Hill as the school? Because I researched every single school that can I went, go, and I chose Mill Hill because it's a successful school, I heard, and I saw the details of it. Mm-hmm. And yeah, that's about it. Great. And how are you feeling about the next chapter in your education? It's exciting for me, and it's a little bit nervous. I'm a little bit nervous because I'm gonna go a different culture, different nation, and it's gonna be difficult for me. But I think I will do my best and go for university. Yeah, and we will do everything to help you as well when you arrive.
And what are you looking forward to doing in England and at Mill Hill? At Mill Hill, I want mathematics and then English, Turkish, business, that type of things. And at university, I want to work on computer science or coding. Yeah. Yeah, that's it. And outside of class, what are you looking forward to being involved in? Lots of things, actually. I want to be in theater, in football, because I played professionally at the past. And yeah. Great. Peki son bir şey söylemek ister misin? Çünkü bizi şimdi aileler izliyor, evet. Öğrencileriniz izliyor. Tavsiye eder misin? Düşüncelerini de paylaşır mısın? Tabii ki eğer istiyorlarsa veya eğer bu hani lisede çünkü gitmek daha zor olabilir ama evet. Bunu göze alıyorlarsa kesinlikle gitmeleri gerekiyor. Çünkü çok büyük bir avantaj bence. Çünkü lisede görüyorsun aslında üniversite nasıl bir ortam olacağını az çok evet. Şey yapabiliyorsun. Eğer gerçekten istiyorsa aile ve öğrenci ve kesin derse bence gitmeliler yani. Evet, ne kadar erken o kadar iyi. Biz de onu söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz ben Ali. Teşekkür ederim. Tekrardan merhaba. Şimdi yanımızda İpek var. İpek 10. ve 11. sınıf. Evet. Milliyet International'da okuyacak. Anlatmak ister misin? Nasıl hissediyorsun şu an? Ben heyecanlı hissediyorum. Yurt dışına gideceğim için, ailemden uzak kalacağım için birazcık stresliyim. Ama en zamanında geleceğim iyi olacağı için de mutluyum. Evet. Evet. Peki nasıl karar verdin? Bu çok önemli bir karar süreci. Evet. Aslında ben ya bir oteldeydim aslında. Tatil yapıyorduk ve bir tane arkadaşım benim Londra'da okuyordu. Ve böyle o kadar güzel gösterdi ki Londra'yı böyle gözümde. Ben de küçüklüğümden beri Londra'ya gitme, yurt dışında okuma. Çünkü annem hep söylüyor bana, yurt dışında oku, yurt dışında oku. Sonra denize gidiyorum dedim, kendi dedim, yurt dışına gideyim mi? Yurt dışında okuyayım mı dedim. O da tamam dedi ve bir anda böyle bir ani bir kararla harika. Başladık. That was very nice story, but it's your turn now. How are you feeling, Ipek, about going to London and to Mill Hill International? I'm so excited. Yes, I'm happy. Happy? A little bit nervous? A bit. But not too much. Yeah. That's great. You don't have any other question? She seems okay. Yeah, and how did you decide to go to Mill Hill International? Just why? Some of you have said it. Yeah. No, but you already wanted somewhere in London. Yeah. And you knew... You know, what kind of school that you want. Yeah, because I have big campus school, so... Yeah, and close to the yeah, center of the city. Exactly. And when you came to visit, what did you like about the school? It was so big. Yeah? And, like, so historical. Yeah. And did you get to see the different facilities while you were there? Mm-hmm. Yeah, and you liked what you saw? Yeah. Yeah, great. İpek'cim bir şey söylemek ister misin bizi izleyen senin yaşındaki öğrencilere, ailelerine? Söyleyeyim. Eğer gerçekten böyle geleceğe dair yurt dışında iyi planlar yapıyorsanız ya da kendinizi oraya hazır hissediyorsanız gidin. Ama kendinizi Türkiye hayatı hissediyorsanız ve Türkiye'de kalmak istiyorsanız da kalın. Tamamen kendi kararınız, ailenizin değil tamamen kendi kararınıza göre vermeniz gereken bir şey. Böyle düşünüyorum. Harikasın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne tatlılar, ay, heyecanlılar. Evet. Çok heyecanlılar. Şimdi Emma ile de görüşme yaptılar, izledik şimdi. Ali A-Level'a gidiyor. Tamam. Öncesinde bizim şu an bahsettiğimiz yaz okulunu yapacak. Sonra okuluna başlayacak. İşte. İpek gene son iki sene yani 10-11 GCSE dediğimiz yıla gidiyor. Öncesinde yaz okulu. O yüzden hani yaz okulu özellikle Mill Hill'deki yaz okulu daha sonrasındaki lise programı ile birlikte örtüşünce çok, çok verimli güzel oluyor. Evet, çok verimli oluyor. Yani genelde de öyledir. Hani bir gideyim göreyim yaz okuluna bakayım ondan sonra karar vereyim de diyebilirsiniz. Ama çok hızlı, çok hızlı olmanız lazım. Evet. Ebru Doğdu Official, Güler Taylan Official'ı yaz okulları ile ilgili hemen yazın bize. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bakalım Emma Türk öğrencilerle ilgili neler düşünüyor? What do you think about Turkish students? They're fantastic. We're always happy to have Turkish students at school. They contribute a lot, both academically, to the social program. They're always very friendly. They work hard. And we like to have them in the boarding community. Oh, that's great.
That's great. It's great to hear that. I feel honored. Bu arada Türk öğrencilerle ilgili o kadar güzel şeyler söyledi ki, fantastikler diyor. Yani harikalar. Çok çalışkanlar, çok şey katıyorlar okulumuza. Onları çok seviyoruz okulda görmeyi diyor. Thank you for coming. Thank you for coming. You're welcome. It's a long way and my pleasure. It's lovely to see you here and there. Yeah. Hope to see you again. Evet. Yine harikaydı. Çok güzel bir bölümdü. Evet, çok güzel bölümdü. Evet. Değdi geldiğime. Evet. Ne güzel. Evet, evet. İyi ki geldiniz. Faydalı olmaya. Evet, evet. Devam ediyoruz. Evet. Efendim önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 10'da yine karşınızda olacağız. Yine niyetimiz aynı. Faydalı olmaya çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Ebru Doğdu Official, Güler Taylan Official'dan bize lütfen ulaşın. Hürriyet.com.tr'den yazılarımı okumaya devam edin. Bu arada yakında YouTube kanalım da açılacak. Onun da bilgisini veriyor olacağım. Efendim eğitimden, bilimden, sanattan ve tabii ki mavi gözlü baş öğretmenin izinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun. Hoşçakalın.